Efendim merhabalar. Gençler oyun yapamıyor. Ra hoş geldiniz. Konuğum Danimarka'dan Fasih Sayın. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geçen e, birkaç hafta boyunca Fasih ile bir sürü şeyler yaptık. Onun yaptığı Expedition serisi falan falan hakkında da konuştuyduk. Bu arada da bir sürü lafı geçti. Bu şeyi e, konuşmayı yapalım diye Fasih ile. Gençler oyun yapmayı beceremiyorlar. Düzgün oyun çıkmıyor ve hepsi sadece gençlerin suçudur Adlı bir muhabbet edelim. Bunu da bir yandan kaydedelim. Gençlere de dinletelim istedik. De, de doğru mu? <laughs> evet aşağı yukarı böyle dedik. Ama niye böyle dedik bilmiyorum. Gençler hiçbir şey yapamıyor. Tabii, bu zaten genç, bir... en dandik şey zaten. En dandik şey. Neden böyleyi konuşmak istiyorum ama biliyorsunuz zaten bundan bir sene önce falan başladı bu muhabbet. Bu hani hatırlarsın Sihirli Yadigarlar Dark Islancı'nın oyunu yaptık bir tane. Evet. Yaşlılar bir araya geldi. Gençler hiçbir şey yapmayı beceremedikleri için gidip onları döverek doğruyu, güzeli onlara anlatmaya çalıştığımız bir şeye oyunu yapmıştık. Evet. Öyle olmaz, böyle olur. <laughs> öyle bir campaign yapmıştık. O günlerde beni mesela eee Boğaziçi Üniversitesi'nde birkaç tane daha üniversitede de konuşmalara çağırdılar. Şey, işte bu Bahçeşehir Üniversitesi falan. Tam o günlerde de gençlere bunları ben dedim. Hiçbir şey yapmayı beceremiyorsunuz. Aptalsınız falan dedim. Çok o günlerden şey de bazı ha, deneyimlerim de oldu. <laughs> Çocuklar da bana genelde şey dediler. Fasih'le konuş o biliyor dediler. O yüzden hani bir sene sürdü ama sonunda <laughs> e, sana geldim. <laughs> Kayda geçsin diye söyleyelim. Ben e, uzun zamandır bilgisayar oyunu yazmadım. Oyun hayatımda 30 senedir 40 senedir sürekli var. Bilen biliyordur. Fasih ise şu anda profesyonel olarak e, bilgisayar oyunu tasarımcılığı yapıyor. Doğru muyum Fasih? Doğrudur. Onun da benimki kadar en azından oyun Konusunda kafayı sıyırtmışlığı vardır zaten o konuda çekişiriz. Hatta tanışmamız birbirimizi tanımadığımız bir otobüste sen yanımdaşine <laughs> bir oyun anlatıyordun ve yanlış anlatıyordun değil mi? Ey diyendi ben araya girip o öyle değil böyle diye sataşaratmamla olmuştu böyle tanışmıştık. Evet, tam olarak hatırlıyorum ben mevzuyu kaç ee, sene kaç herhalde 96 falan. 96 falandır yani. 20, ee... 25 yıl önce yani. Ya Eminönü ya Sultanahmet falan civarları. Ha, vezneciler, vezneciler abi. Vezneciler mi? Evet. Tabii. O zaman şey falan tartışıyorduk. İple tutunarak karşıdan karşıya geçerken dexterity mi çek yapılır, şey mi, constitution mı çek yapılır veya ikisi birden mi yapılır gibi tartışmalar. O zamanki kız arkadaşımla böyle şeyler tartışıyordum. Şimdi Abi bu gençlerle bir şeyler konuşmalar falan benim çok sık başıma geliyor. Sana ilk soracağım sorulardan birisi o olacak. Sana da sık sık gençler gelip abi biz niye oyun yapamıyoruz diye soruyorlar mı? Yani biz niye oyun yapamıyoruz diye soruluyordu. Ben Türkiye'deyken çok gidiyordum böyle gençlerin e, aktivitelerine, üniversitelere Hı -hı. falan gitmek Hı -hı. yani bir de hoşuma gidiyordu yani. Yani tabii şey olayı var biz niye yapamıyoruz diye değil de bir e, işte tecrübeden faydalanma abi nasıl yapacağız falan filan diye bir sorma olayı vardı. Geçen gün karga bu bir e, yayın yapan bir genç var Göktuğ Doğan belki tanıyorsundur. Hı hı. O beni programına hı hı. davet etti geçenlerde orada konuşurken çete bir sürü insan geldi. Orada da şey dediler bu tür üniversitelerde ya da işte e, online röportajlarda neyse olay neredeyse bir serzenişe dönüşüyor. Tabii. Bana benimle konuşurken biz niye yapamıyoruz? Ha niye yapamıyoruz diye böyle sanki benim suçummuş gibi. her hepsine söylüyorum. fasihin suçu aslında diye ama dinletemiyorum da. %100 benim suçum. Sen de böyle düşünüyor musun? Sen senin de başına böyle mi geliyor? Nasıl yaşıyorsun bu tür olayları? Yani bana, bana benim başıma şimdiye kadar iki türlü geldi bu. İşte birinci türde e, niye yapamıyoruz var. Yani çünkü artık yavaş yavaş şey oluyor. E, atıyorum yanı başında Polonya'da böyle Witcher falan gibi oyunlar çıkarken bizim böyle bir şey yapamıyor olmamız Bir de işte bize küçüklüğümüzden beri söylenen bir şey vardı şimdi çok doğru değil artık ama işte genç dinamik nüfusumuz var falan filan bir de şey var işte bize destek olmuyorlar O yüzden yapamıyoruz var yani diğer ülkelerde işte devlet çok güzel destekler veriyor çok büyük paralar veriyor veyahut işte yatırımcılar diğer ülkelerde daha iyi çok destek veriyor çok para veriyor ben genelde bu ikincisini çok hoşuma giden bir laf değil. E, Okey tamam başka ülkelerde çok güzel destekler var da e, devletin vesaire çeşitli kurumların vermesi gereken destek bence para değil. Paranın ötesinde bir şey. Çünkü e, orada direkt şey diyorum yani verdiler parayı e ne yapacaksın? Yani milyonlarca dolar verdiler sana şu an yapabilecek misin oyun? Bence hayır olmayacak. Evet niye yapılamaması, niye yapılamıyor olduğu aslında çok gençlerin suçu olan bir şey de değil bence. Yani şu an Türkiye'de bence kayda değer bir oyun sektörü yok. Bu çok tuhaf bir laf gibi gelebilir şu anda. Çünkü en son birkaç tane firmamız çok büyük fiyatları yurt dışındaki e, bir takım büyük firmalara satıldı. Bayağı bir e, para oluştu oyun sektöründen, Türk oyun sektöründen ama. Bence biz bir Türk oyun sektörümüz vardır bizim diyemeyiz şu anda. Oyun sektörümüzün ciddi bir kısmı mobil oyun üzerine. Ee, bunun da sebepleri var ayrı konu. Ee, spesifik olarak son zamanlarda son bir sene iki senede falan bu o mobil oyunların hyper casual denilen çok acayip bir alt türüne abanmış durumdayız e, ülkece. Ama... E, Böyle bir takım daha prestijli, daha oturaklı e, oyunları düşündüğümüzde, bir PC'de, bir konsolda falan e, olan oyunları düşündüğümüzde çok fazla firma yok oyun yapan. Bir iki tane firma var. E, bunun sebepleri var bence. Bununla ilgili de sordukları zaman genelde şey diyorum e, arkadaşlar. Bir iyi bir kötü haberim var. Yani iyi haber bunun sebepleri bence sadece oyun sektörüne ve oyun sektöründeki insanları yüklenemeyecek kadar e, derin toplumsal bir takım sebepleri var. E, bence Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin geneliyle ilgili, ortamla ilgili. Ya bu iyi bir haber çünkü yani bizim suçumuz değil gibi bir şey yere getirebiliriz bunu. Yani <laughs> ya başkası düzelttiği zaman e, o da düzelecek demek. Ama kötü haber çok büyük bir mesele bu. Türkiye'deki kreatif e, her türlü işle alakalı bir takım problemler. Sen yaparken oyun, e, sizin ekip yaparken hı hı. E, İstanbul efsanelerini ve umut tarlalarını aslında, durum nasıldı? Heh, güzel, ben de oraya getirmek istiyordum. Bu kıyaslamak aslında insana yani düşündüm az önce ben kıyaslamak doğru mu diye sonra da doğru olduğuna karar verdim. Çünkü senin az önce söylediğin şeye de katılıyorum. Sadece onlarla ilgili bir şey değil meselesine. Şö şöyle bir kıyasa gelmeden önce abi ben bazı parametreler düşün. Mesela devlet desteği dedin sen. Ben bazı parametreler çıkarmıştım kafamda ama hepsi aptallar ihtimali var. Şimdi bir. düşünüyorum. Bütün gençler aptal. Türkiye'de 30 yaşın altındaki herkes aptal olabilir. Hepsi tembel olabilir mesela. Cahiller diye bir notum var. Çevreleri destek vermiyor sürekli duyduğum bir şey. Ne demek bu bilmiyorum. Yani gerçekten tam olarak ne demek istiyor bilmiyorum gençler ama devamlı söyledikleri için çevremiz destek vermiyor. Bu listeye eklemek istedim. Sen az önce devlet destek vermiyor ekledin listeye. Bir Hı? tane bir yerden şey gelmiş. Yabancı dil bilmiyorlar. Ee, diye bir yoğun bir eleştiri gelmiş ki bu da sanıyorum cahillerle kafa kafaya gidebilir bilmiyorum. Evet. Ee, nihilist olabilir. Hepsi birden 30 yaşın altındaki herkes nihilist olabilir. Böyle bir ihtimal geldi aklıma. Ee, ve biz de e, senin demin te tespitin gibi biraz daha derin bir konuda olsa gençlerde sadece bu konuda değil genel olarak gençlerde olan bu dünyaya karşı korku ve deminki nihilizle biraz bağlantılı olarak umutsuzluk anlamsızlık hmm. duyguların ki bu covid krizi getirdiği hem sosyal hem ekonomik yapı problemlerle bunu daha da derinleştiriyordur gibi bazı şeyler geldi aklıma bunların hepsini Tabii sana da Sormak isterim bu konularda fikri nedir? Bunlar aptal mı sence? Ya zannetmiyorum. Bence ya de. olabilir. Yani... Böyle bir ihtimal var her şey mümkün yani. Sulanmış ben... olabilir zeka seviyesi belki. İdiokrasi yani... filminde anlatıldığı gibi. Şöyle hepimizin e, bence yetiştiği döneme göre bir takım avantajları dezavantajları var. Mesela e, 70'lerin sonunda ikinci yarısında falan doğdum ben. 70'lerde doğduk ve 70'lerden hemen 80'lere geçişten sonra bizde mesela bir şey oldu. Böyle bizim ailelerimiz bizi apolitik yetiştirdi mesela. Evet. bu bir problem. Yani ciddi e, bir problemdi. Çok ciddi bir problem. Yani üniversite falan lise ben hiç politikayla falan ilgilenmedim. ki hukuk fakültesinde okudum ben düşün artık yani. Evet. evet. Hatırlıyorum abi ee, o günlerde zaten sürekli görüşüyorduk yani. Hiç hiç politikayla uğraştığını, bir politikadan söz ettiğini hatırlamıyorum. Hiç Daha çok yani hevi metalden ve FRP'den söz ediyorduk seninle yani. Evet, e, kesinlikle. Bunlardan bahsediyorduk yani. E, mesela bu bu bir problem. Bunu şey örnek veriyorum. Yani herhalde her dönemin bir sıkıntısı var. E, İngilizce en basiti. O yüzden oradan bir girmek lazım. Şimdi Türkçe'de oyun yapılmak isteniyorsa bir kaynak yok. Yani bu destek dediğimiz şeye de giriyor birazcık. Kaynak ne ee, demek abi? Türkçe e, herhangi bir kullanılması gereken tool ile ilgili, e, araçlarla ilgili bir e, döküman az. Onları geçtim. Yani tasarım anlatan döküman da az. Şimdi bunun niye bizim zamanımızdakinden daha önemli olduğu ayrı bir konu. Bence daha önemli şu anda. Öyle e, mi? Bunla, bence ne? öyle. O zaman biraz söylesene. Ben çünkü aynı fikirde değilim. Neden daha önemli? Ben düşündüm seninle konuştuktan sonra gerçekten şu anda oyun yapmak daha mı kolay diye. Hı hı. Galiba değil. Daha zor mu emin değilim. Ee, sadece zor olan tarafları değişik artık. Ee, bizim zamanımızda çok zor olan bir takım şeyler artık bayağı kolay. Ee, buna karşılık bir oyun yaptığında beklenti bayağı daha değişik oyunu yapmış olmanın getireceği maddi ve manevi tatmin 30 yıl önceye 20 yıl önceye göre dengesiz diyorsun. Hem öyle hem de şey senin bir oyun yaptığın zaman senin yaptığın oyundan oyunu, oyunu oynayan adamın beklediği şey değişik. Benim notlarım da az ileride bir daha açacağım o konuyu. Oyun oynamayı da bilmiyor gençler meselesi ne geliriz o zaman bu bu ondan söz ediyorsun sanıyorum yani evet bu çok basit bir örnek de yani işte atıyorum arayüz olarak çok ileri gittik bir sürü oyunu oynama şeklimiz değişti artık bugün mesela XCOM örneğini vereyim Möstyo'da en fazla oynanan oyun evet ee, yani bugün bence orijinal XCOM'u e, bugünkü bir oyuncu açtığında yüzüne bakması ihtimali çok az tutorial'i yok oyunun hiçbir yerinde ne ne yapıyor yazmıyor çok brutal değil mi gerçekten? Her bir şarjörün yeri vardı de ya. Senin üstüne uzaylılar saldırdığında sen kendi tasarladığın üste oynuyordun zaten harita olarak. Ve orada şeyle çıkıyordun yani röptöşamberle çıkıyordun. Zırhla evet. çıkmıyordun. Önce evet. koşarak zırhları giymek falan gerekiyor Neyse. Asıl işin en ironiği bence ben zamanında şey yaptım hatırlıyorum. Oğlum ne kadar güzel yapmışlar oyunu. Her şey ne kadar açık ne kadar belli. <laughs> yani ne kadar kolay öğrenilen bir oyun bu yani helal olsun ya falan diye düşünmüştüm ki bugünün şartlarıyla hiç de öyle değil. Bu doğru mesela bu konuda şey öğrenmesi oyunların talepkarlığı çok daha yüksekti doğru. Çok daha yüksekti. Ve bu yüzden mi diyorsun oyun oynamayı da bilmiyor gençler? <laughs> evet yani şimdi şu an gençler için oyun keşfetmek diye bir şey yok. Artık oraların tasarlanma süreci daha zor. Arayüz, öğrenme, tutorial falan ha. Tuto tutorial oyun, oyun oyunun, nasıl öğretilecek yani? Oyun genel olarak nasıl yapılır şu an daha iyi bilmek gerekiyor. Yani oyunun hmm. oynanması zor değil de oyunun kendisinin zor olması okey. Ama bizim zamanımızda oynanması zordu oyunlar. Bak ilginç bir nokta. ilginç bir nokta. Oynanması zor olduğu için belki bizde daha fazla kurcaladık ve alt mekanikleri kendimiz daha çok anladık. Bence de Ka kafamız çalıştığı kadarıyla ben böyle düşünmemiştim. Alt mekaniklerin birbirini nasıl etkilediğini anlamak zorundasın oyun kar şey olduğu için sana yardım etmediği için hiç yardım etmiyor oyun sana. Ve bunu yani... şu anda yapmadıkları ve onlar bunu yapmak zorunda kalmasın diye bütün endüstri deli gibi uğraştığı için sadece bir kaymak görüyorlar ve alttan neyin fokurdadığı hakkında düşünmeleri gerekmiyor. Biraz böyle bunda bir problem var. Bir bu var. İkincisi mesela daha zor bir takım şeyler derken e, kastettiğim şeylerden bir tanesi o tasarımı öğrenmek ve öğrenme amacın e, pardon öğrenme şeyin olmaması. Senin dediğin gibi böyle bir e, şansın pek olmaması. Dolayısıyla bir yerden okuman gerekiyor yani bunu çalışman gerekiyor yani bir takım kaynaklardan. Oyun yapmak ne demektir? Ha yani var çok kaynak var internette ama hepsi İngilizce. Ee, öyle olunca mesela çok gelen bir soru üniversite falan gittiğim zaman ki ben programcı değilim, kodur değilim ben. Hı hı. İşte mesela çocuk diyor ki e, ya oyun yapacağım ne öğreneyim diyor. Yani C++ mı öğrenmem lazım dil olarak? Yoksa işte Java mı öğrenmem lazım? Ne öğreneyim falan gibi şeyler söylüyor. Ben diyorum İngilizce öğrenmen lazım önce. Popüler kültürün ve bilimin dili İngilizce şu anda. Ee, bunu bilmek gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok, kurtarmıyor. Yani pek çok açıdan İngilizce bilmezsen olmuyor. Sektörde çok tuhaf davranışlarla karşılaştım buna karşı. Mesela işte Crytek'te çalışıyorken ben engine desteği veriyoruz işte. Cryengine'de oyun yapıyorlar. Ama beceremiyorlar yani sıkıntı var. Bu normal bir şey. Yani öğrenmeleri lazım engine'ı falan kendi kendilerine öğrenemezler. Destek istediler bizden. Kod bir geldi. Bütün değişkenlerin isimleri Türkçe. Notlar, remark'lar falan hepsi Türkçe. Bizim şeyler okuyamıyor. Ya yani bizim Engine yazan engineer yazan adamlar engineer okuyamıyor. okuyamıyor Alman, Rus falan herif yani. O engineer yazan adam engineer değil mi? Engineer. O okuyamıyor. Ben dedim ki ya arkadaşlar niye böyle yaptınız? Yani bunu herhangi bir yere veremezsiniz. O dedi biz şeyiz biz Türküz İngilizce mi değişken ismi yazacağız falan dedi. Hmm. Ama o zaman Haydar marka çipi yaparak başlaman gerekiyor hikayeyi. Yani şey var İngilizce ile de ilgili işte çeşitli işe alımlar sırasında karşımıza çıktı mesela. Mesela şunu öğrendik. C++ biliyorum demek ne olduğunu e, biliyorum demekmiş ha, değil. Yani o bile değil. Yani C++ diye bir şey var, onu biliyorum demek. Yani <laughs> Cem Yılmaz'ın şeyi vardı. Yani ne kadar biliyorsun? Derdimi anlatacak kadar. Derdin nedir? İngilizce bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum. Evet. Yani hakikaten biraz dalga geçmelik ama bir yandan da şey meselesi. Benim mesela bir sürü arkadaşım liseden mezun olan da bizim senin benim kadar falan iyi İngilizce bilmiyor. O bir bizim ilgi alanlarımızdan kaynaklanan bir şey. Yani bizim zamanımızda Türkçe'si hiç yoktu. Hani ya İngilizce öğreneceksin, ya da bu dünyayı komple unutacaksın. Yani mesela Lord of the Rings'in Türkçe çevirisi yoktu. Çok doğru söylüyorsun. Bilgisayar oyunları için de geçerli. Şimdi var mı? Şimdi var. Bir sürü işte böyle bizim yani bir sürü kitap Türkçe'ye çevrildi. Her, bu şeyden fantastik edebiyat tarafından söz Fantastik yani edebiyatla yani. ilgili şeyler Türkçe'ye çevrildi. Bir sürü şeyin de in internette Türkçemsi... Türkilizce tabir ettiğimiz. Türkilizce ta tabir ettiğimiz tuhaf bir dil o. Evet. Ee, dezavantajımız birazcık avantaj olmuş zamanında ben şimdi anlıyorum. Bizde dandi de yoktu. Yani Ama hiç abi, yoktu. Doğru söylüyorsun yoktu. Ama dezavantajımız avantajı olmuş derken bu eee Hani ya öğreneceksin. Gökte, gökten, evet yani gökten zembillenen bir şey değil. Hepimiz eşek gibi uğraşmışız bunu öğrenmek için demek ki. Abi o zaman şöyle diyelim. Benim demek ki iki maddemi sen biraz birleştirmiş oldun. Galiba tembeller ve bu yüzden cahiller diyebiliriz. <laughs> demek ki iki madde. Yani tem... Sen kötü adam olacaksın değil mi bu şeyde? Ama huysuz ihtiyar benim belli ki. <laughs> tamam. Yani, e... Çünkü deminden beri anlattıklarımız, konuştuklarımızın hepsinde İngilizce meselesinde ki İngilizce bu işin en altındaki temel belirleyici etkenlerden bir tanesi diyorsun. Haklısın, katılıyorum. İngilizce bilmiyor olmak şu anda bu dünyada bence hani ya tembellikten ya gerçekten çaresizlikten olur. Gerçekten çaresiz olan adam da bence bilgisayar oyunu yapacağım ya da oyun yapacağım diye zaten onun zaten öyle bir vizyonu da olamaz. Sahiden çaresizse o çocuk şu anda pazarda tişört satıyordur zaten yani. Şimdi biraz ya derin konu olacak ama biz toplumca planlama konusunda çok başarılı değiliz bence. Daha çok yani, başlamayı biliriz. Bizim planlarımız kısa dönemli genelde. Hmm. Orta ve uzun vadede plan yapmayı çok beceremiyoruz. Sevmiyoruz da. Yani çünkü benim gördüğüm çeşitli prodüksiyonlardan sadece oyunda değil içinde bulunduğum çeşitli işlerden planlama yapılırken bizim insanımız bir şey yapılmadığını varsayıyor. Limonata içiliyor. Kurabiye yeniyor daha çok. Ha bir takım bir şeyler yazıyorsun çiziyorsun. hani iş nerede? Konuşuyorsun hala falan. Yani bu. Halbuki şeyin farkında değil yani o plan aslında çok önemli bir şey. Evet bak chatte Sinan şey diyor danışmanlık ve plan yapmak iş değil bizim memlekette. Bu ikisi diyor İş değiller yani. Hani bana e, bu film işini okurken falan e, prodüksiyon hocam Ali Akdeniz çok anlatmıştı. Pre-production dediğimiz filmde muazzam uzun tutulur diyor Amerika'da. Çünkü o zaman prodüksiyon ucuz oluyor. Evet. Ki o yani motor dediğin zaman o film çekmeye başladığın zaman o kadar yani saniye başına dakika para başına ya, para o kadar yanıyor, büyük tabii. para gitmeye başlıyor ki. Tabii. Adam diyor ki onu önceden planlayacağım ki orada şey olmasın. Atıyorum iki gün sarktı prodüksiyon mesela çok para gitti o zaman. Evet. On binlerce dolar yandı. Ha Şimdi bu tarz bir mantık e, tabii oyun İşi bu kadar net yapılan bir şey değil. Dünyada da çok yöntemi belli değil maalesef. Ama her şeye rağmen oyun işi şey gerektiren bir e, proje türü. E, planlama gerektiren uzun dönemli, iki sene falan sürüyor oyun yapmak. Yani bunlar şey işler değil. Hadi bakalım yapalım diye başlanıp mutlu sonla çok kolay bitebilen işler değil. Çok örneği var bunun Türkiye'de. Hadi bakalım diye başlanan. Tabii tabii elbette. Bana... Geçtiğimiz 20 yıldır o kadar çok genç insan. Bunların bazıları işte şeyde Güven Çatağan ya da Ertuğrul Süngün'ün öğrencileri de dahil olmak üzere bana oyun projeleriyle geldiler hı hı. ve bu dediğini defalarca gördüm. Hani şey diye ben İstanbul Efsaneleri 2'yi yazmaya geldim abi diye gelen genç de gördüm. Hı hı. Çok çeşitli insan geldi. Hiçbirisinde böyle bir planlama zaten yoktu da. Öyle bir planlama. Beklemiyorum. Böyle bir planlamanın gerektiği düşüncesi de görmedim. Yok. Yani şey yani. seviye dedi böyle abi bu bir yıl boyunca ne yiyip ne içeceksiniz? Tabii, tabii. Diye sorduğum yani. zaman annem kurabiye yapacak diyen çocuk gördüm ben. Hani bu seviyede bir şey karşısındaki e, devasa işin devliğinin farkında değil. Mesela adam arıyoruz oyun yapacağız. Çok var. Var tabi. Geliyor diyor ki işte yeni kurduğumuz müthiş bir oyun projesi için ha. adam arıyoruz. Şöyle de böyle de. Günde bir iki tane ben de görüyorum bundan. Ha. işte grafik çizecek bilmem ne yapacak. Şimdi doğru mu anladım diyorum. Bu adamı alacaksın çalıştıracaksın. E karşılığında ne vereceğim bu adama? Öpücük. İşte fedakarlık falan. Abi o zaman sen fedakarlık yap elini cebine koy parasını ver adamın. Fedakarlığı niye adam yapıyor? Kickstarter'da mesela bu iş çok güzel ortaya çıktı. Yani bu oyun işinde masraf insan. Dolayısıyla biz böyle şey çıktığımız zaman yola e, tırnak içerisinde amatör ruhla, hı hı. amatör ruhlu uzun soluklu proje olmuyor. Tabii. İmkansız. Amatör ruhla belki e, kıvılcım çakılabilir en fazla. E, evet. Biz birazcık böyle gençler özellikle böyle bu arada yani. Evet. Böyle Peki, hep beraber çıksın oyun çarpayı ulan. Ya yani. ha. O da var. Evet, karpayı da var. Zengin olduk çarpayı. Çok oyun bir kere oldu, bitti, yapıldı, beğenildi, para kazandı da sen karpayı diyorsun. Ben bunu çağır ettin de çok... sen. Ha, Değil mi? Hayır, hepsini bıraktım. Oyunu bitirdin. Bir kere çağır ederek. O ed zaten ed ed öyle yani. şey kadar yani hikaye. Ben... Amatör ruhla elbette her projeye başlanır. Ama sadece başlanır. Ee, ondan sonra ne olacağını düşün. Hayır, ya da şöyle de olur. Tamamen amatör ruhlu bir proje Ben şu anda Ilgana projesini sadece amatör ruhla götürüyorum. Satçı ama satmaktan söz bile etmiyorum zaten. Projeye gelen adama da diyorum ki e, sevdin mi fikri? Bu fikir için çaba göstermek istiyor musun? Evet. Hiçbir zaman satmayabilirim. Ama hiçbir zaman satmasan da ben buna emek vereceğim. Olur mu? Olmaz abi. E, o zaman olmaz. Olur abi. Hadi bakalım. Eğer yapacağın işi satmayı düşünüyorsan para düşüneceksin çaren yok. Amatör ruhla başlıyorsan satmamayı göze alarak hatta satmayı pek de düşünmeyerek gelirsin. Bir zaten kere hobi. senin bir şey yapabildiği ha evet, Hobi, ondan sonra sen bu konuda yetenekliysen ve bu işi seviyorsan o hobini yaparken bunu profesyonelleştirmeyi evet. düşünürsün düşünmezsin. O ayrı Ama konu. Ama bu senin Ama... söz ettiğin Discord toplulukları veya Facebook grupları ben de görüyorum. Ben öyle iki tane arkadaşım bir gece biraz fazla içip gaza gelmesinden ibaret gibi görüyorum. Çok organize izleye gelen adamlar gördüm. Ellerinde sadece iki tane konsept art ve bir tane de hangover var. Başka bir şey yok. Böyle adamlar var yani. Peki sence o zaman soruyu sana sorayım. sorayım. Bu adamlar bütün bu koşullarda iken bunu yapabileceklerine olan inanç sence nereden geliyor? Tekrar aptallara mı dönüyoruz yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani e birkaç tane sebebi var. Bir kere yapılmışı var. Yapılabiliyor demek ki ben de yapabilirim. Yapılabiliyor demek ki ben de yaparım. Bu aslında çok kötü bir şey değil. Yine başlamak için iyi şeyler bunlar. Yani evet. Yani biz, evet. Biz neden yapamayalım abi? Ama şey var. Yani bir yandan neyi, da neyi neyi yapacaksın, nasıl yapacaksınları sormadan. Hem o var, hem bir yandan da bunun eğitim sürecinde de bende bence problem var. Yani Türkiye'de genel sektör problemli olduğu için bir sektör var e, ve çok büyük paralar dönüyor bu sektörde. Yani Türkiye standartlarında çok büyük paralar dönüyor. Aslında öyle çok müthiş paralar dönmüyor. Bu sektöre biz e, yaşlanmış huysuz ihtiyarlar olarak oyun sektörü diyebilir miyiz kendi açımızdan? Diyemeyiz. E, çünkü Türkiye'deki oyun sektörünün gidişatı şöyle oldu. İşte o Amos çıkışı. Arkasından bir CD-ROM çıkışı var. CD-ROM'a yapılan oyunlar var bir. 1990 ile 2000 arasındaki 10 yılda oldu hepsi bunların zaten. Bir 10 yıl içinde oldu. Evet. Onda, o onda Oralar zaten o 2000'lerin de başları falan şey. Hı -hı. Ee, Hı -hı. O Türkiye'de e, zaten para da çok fazlaydı. İşte TTNet'in falan yatırım yaptığı, Türk Telekom'un falan yatırım yaptığı dönemler falan böyle. MMO falan yapıldı Türkiye'de. Hala var galiba işte bir takım oyunlar yapıldı hakikaten yüksek bütçeli çok başarılı olamadılar ama işte o dönemlerde şey de çıktı gerçi amatör bir projedir o ilk başta Mountain Blade ki Mountain Blade şu an Türk oyun sektörü dediğimizde oyun o yani Türk ben, oyunu bence olarak bilen de en yüksek başarı o hiç tartışmasız ondan sonra Facebook patlamasını yaşadık orada bir aslında bizim anladığımız anlamda oyun sektörü bence bitti. Çünkü o Facebook işinde işin içine e, reklam firmaları girdi. Evet. Yani Facebook oyunundan çok para kazanma olayı oldu. Adam reklam firması zaten webde reklam yapıyor, orada e, internette site yapabildiğime göre şey de yapabilirim diyor adam, oyun yapabilirim diyor Facebook'a. Evet. Çok da haksız değil. Ya, haksız değil bu arada evet. Bence de. Yani. Ha bu arada e, şey yapmıyorum. Çok korkunç bir genelleme yapıyorum ben burada. Hakikaten bu e, oradan dönem reklam şirketleri arasında hakikaten senin benim gibi çok oyuna ciddi kafasını kırmış yapmak isteyen adamlar da vardı. Ama o Facebook dalgasında her şey birbirine girdi. Ya Facebook oyun yapacaksın ya da yapmayacaksın gibi bir şeydi çünkü orada para var, orada para olunca orada da yatırım da orada. Yani sana yatırım da Facebook oyun yaparsan oluyor. Çünkü yatırımcı başka bir şey anlamıyor. Ondan sonra da mobil dönemi başladı. Şu an mobil dönemi dediğimiz dönemden şeye geçtik. Hyper casual. Hı hı. Artık yani hani suyunun suyu seviyede. Ya hyper casual e, bizim bakış açımızdan oyun dememiz mümkün değil. Evet değil. Yani bir e, balon yani Hyper Casual zaten. E, müthiş paralara e, köle gibi bir takım insanlar çalıştırılarak o, o kendisine pek oyun denemeyecek bir sürü şey yapılıp çok kısa zamanlarda çok çabuk oyunlar falan yapılıyor vesaire vesaire. Tesbih yüzden, diyebilir miyiz diye soruyor chatten. <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> tesbih diyelim. Abi, tesbih <laughs> oyunlar. Şimdi bunun iki tane kötü tarafı var. E, bu gidişatın bence ve bu bizi dezavantajlı duruma sokuyor. Diğer ülkelere karşı bizde haklısın bizde bir oyun sektörü oluşmadı kalifiye bir oyun sektörümüz yok bir şey kazanmış işte tecrübe kazanmış bir takım insanlar da hakikaten bu işte tecrübe kazanmak isteyen yani sadece ben değil fırsatını bulan yani benim tanıdığım bir sürü Türk yurt dışına gitti yok diye Tabii. Türkiye'de böyle bir şey dolayısıyla burada bir usta çırak ilişkisiyle bir sonraki nesli yetiştirebilecek bir e, kalifiye senior eleman yok Türkiye'de çok azlar yani var diyemeyiz doğru bunun dezavantajı da şu e, üniversiteler açıldı bu çok iyi bir şey aslında e, küçümsediğim bir şey hiç değil çok büyük çabalar gösterildi çok büyük fedakarlıklar e, sonucunda üniversite bölümleri açıldı aynı zamanda velilere e, Evet bu gerçek bir bölümdür, meslektir. E, mesajını vermek için de iyi bir şey. Üniversitesi olmasının, oyun tasarımının. Evet. Okulu olması önemli tabii. Okul olması önemli yoksa o ne ki yani? İş değil Hı -hı. o. E, ama e, bir sektörümüz olmadığı için hocamız da yok. Profesyonel olarak bu işi yapan, bir yandan da ders veren adam yok. Reel sektörden adam yok yani. Evet, ya bunu ayrıca belirtmek istiyorum. Yani bu arada e, örneğin Bahçeşehir'de Bilgi'de çok düzgün insanlar var, çok iyi hocalar var. Düzgün derken ama çok düzgün akademisyen bu insanlar. Yani hı hı. Hı hı. oyunla ilgilenen, akademik anlamda ilgilenen, oyunun tarihiyle şeyle, teorisiyle hı. ilgilenen e, bir takım insanlar. Fakat evet ben o üniversitelerde konuşmalara gittiğimde tanıştım o insanlarla. Hepsi dediğin gibi yani hani ne dediğini biliyorlar, gayet biliyorlar. Yani oyun araştırması bizde de film araştırmaları, film studies Evet. Farklı bir şeydir. Bir de pratik olarak güzel sanatların film üretmesi farklı bir şeydir. Ya bu şey gibi abi, edebiyat fakültesinde okuyan insanlar yazar olmazlar. Edebiyat hocası yazar değildir. Evet, yazar değildir. Yani. Edebiyat e, fakültesindeki adam başkadır. Aynı şey aslında. Ha ikisi de lazım o ayrı. İkisi de lazım, kesinlikle. Bizim şeyimiz yok. Ee, bu üniversitelerde e, bizim istediğimiz düzeyde e, pratik dersi verecek olan. Arkadaşlar sektör budur. Bu şekilde oyun yaparsın. Ee, Avrupa'daki, e, Amerika'daki, Kanada'daki okullardaki gibi okuldan sağlam bir portfolyo ile mezun olma ve bunu çıkarıp firmaya şaklatabilme, arkadaşım. Ben bunu yaptım falan ve onun düzgün bir oyun olması maalesef bizde yok. Bu bir kısır döngü. Bu nasıl çözülür bilmiyorum. Yani bir büyük bir sektör olmadığı için böyle bir adam yetişmiyor. Böyle bir adam yetiştirmediği için hoca yetişmiyor falan gibi bir kısır döngümüz var bence. Nasıl çözülür bilmiyorum hakikaten bu. Aslında gençlerin da, işte şey geliyoruz gene sosyal problemlere geliyoruz. Gençlerin daha az derde olduğu zaman bir takım şeylere kafa yorabiliyorlar. Yani Herhalde. burada gencin mesela dertlerinden biri aslında gençken birazcık ters mesaj verecekmişim gibi olacak ama şimdi gençken şeyi çok düşünmeye de gerek yok. Abi ben nasıl en çabuk para kazanırım? Bu ters ee, mesaj değil, kalben katıldığım bir mesaj abi. Yani bunu düşününce o zaman diyor ki... ...abi bir firmaya gireyim, hyper casual bir oyun yapayım. Ee, veyahut bir de bunun tam tersi var. O da ayrı bir manyaklık. Müthiş bir oyun fikrim var. 8 ee, sene uğraşayım. Ha 8 sene uğraşayım, bunu yapayım ve... ...çok da emin yani o fikrin inanılmaz bir fikir olduğundan. Ve hiçbir fikri yok mesela. O gerçekten belki de inanılmaz bir fikir ama... ...neden yapılamıyor acaba la ilgili de bir fikri yok. Oturup bununla uğraşıyor. Buna bir de şey eklendiği zaman yani ülke olarak bir e, o 70'lerden başlayan dünyadaki bir takım ülkelerin geçirdiği süreçlerden geçmediğimiz için yani yatırım yapacak olan adamın da bir fikri yok konuyla ilgili. Ya yani en basit çok bu örneği hep veriyorum e, isimleri vermeyelim gene e, çok ünlü bir şey e, televizyon dizisi zamanında Türk yapımı mı? Türk yapımı. Türkiye'de oluyor Hı -hı. bu olay. Sahipleri, e, hak sahipleri işte, bunu televizyona yapan firma, benim yine yakın bir arkadaşımın firmasına gidiyor. Oyun firması var o zamanlar. Onlar da kendi oyunları üzerinde çalışıyorlar, Ankara'da. Oraya gidiyorlar ve diyorlar ki, biz bu dizimizle ilgili işte film çıkaracağız. O filmle birlikte bir oyun istiyoruz. Yapar mısınız? E, benim arkadaşım da diyor ki, tamam, yaparız. E, yani nasıl bir şey var aklınızda? Ya yani nasıl bir oyun olsun istiyorsunuz? Ona göre çalışalım biz de. Adam diyor ki işte Grand Theft Auto Call of Duty gibi arası. Küçük bir prodüksiyon böyle öyle çıkarın aradan. Nasıl bir ara acaba? nasıl <gülüyor> bir, <gülüyor> bir prodüksiyon istiyorsa <laughs> öyle bir oyun yani. Hmm, diyor benim arkadaşım. Diyor ki e, yalnız farkın olur diyor yani bir kere. Çünkü para vermeye gelmişler. Ee, olur diyor olur da diyor siz diyor farkında mısınız diyor bu yani sektördeki bütçelerden yani paramız var mı diyor bunu yapmak için fikrin var mı yani değil mi neden bahsettiğin hakkında Tabii. adam da diyor ki var para hiç problem değil diyor biz diyor ayırdık bütçeyi 100 bin lira koydum yani bunun için ben 100 bin diyorsun Abi 20 bin lira ayırmışlar E tamam bir başlangıçtır abi bir 2 ay gider bir ay gider herhalde. Benim sevgili arkadaşım da demiş ki ben demiş hiç öyle bir para idare etmediğim için şey olmayayım. Yani bu, bu projeyi anlayamıyorum. <laughs> ben 20 bin liranın sorumluluğuna giremem abi. <laughs> 20 bin lirayla idare edemem ben demiş. 20 bin lirayla böyle bir şeyi idare edemem. Kendi bütçesi o zaman yani bilmem kaç katı bunun yani yaptığı şey. Ama çok iyiymiş ama. Call of Duty yap bana 20 bin liraya. Ki çok enteresan. Yani bu görsel medyadan geliyor bu adamlar. Yani film yapıyor. Dizi yapıyor. Onun bütçesini biliyor. Ee, çok yabancı olamaz yani medyaya ama kafasında şey var işte bilgisayarın başında bir tane adam var yazı yazıyor. Bir takım düğmelere basıyor ve bir oyun <laughs> çıkıyor sonuçta o arası yok ee, Ya yani böyle bu nasıl kırılır bilmiyorum ee, abi burada nasıl kırılır deminden beri söylediklerinde Thomas Jefferson'ın galiba bir lafı geçip duruyor aklımdan <laughs> bu Amerikanlar İngilizlere karşı bağımsızlık kurtuluş savaşlarını yaparlarken şey diyor çocuklarımın sanatla uğraşabilme, sanatla ve felsefeyle uğraşabilmesini sağlayabilmek için benim bugün savaşla ve politikayla uğraşmam gerekiyor. Aşağı yukarı böyle, evet. Ya ben master'ı sinemada yaptım mesela. Orada da şey vardır. Mesela büyüyünce ne olacaksınız? Ya işte büyüyünce... <laughs> yani sorusu sorulduğunda sınıftaki herkes yönetmen olmak istiyor. Herkes değil mi? Herkes yönetmen olmak istiyor. Çünkü mesela... sinema sektörü yönetmenlerden oluşan bir sektör. Yönetmenlerden oluşan bir sektör. Mesela ışıkçı olacağım diyen yok. yok. Görüntü yönetmeni olacağım Hı. diyen yok. Ama senin yönetmen olman gerekiyor bu arada. E, Antri parantez çünkü sen hukuk fakültesini bitirip o günlerde de konuşmuştuk. Yüksek yükseğini gidip sinemada yaparak bize hala bir hukuk filmi ya hukuk e, şey mahkeme filmi çekeceksin ya da <laughs> huku, e, sinema usulleri kanununu yazacaksın. Bunlardan bir tanesi abi <laughs> yani. Birini yapman gerekiyor. <laughs> kaç kaç senedir bekliyoruz. Bir de şey var. işte hem herkes işte şey olmak istiyor. Kendi oyun projesini yapmak istiyor. Hem de e, hiç kimse mesela proje yöneticisi olmak istemiyor. Benim müthiş bir fikrim var. Öyle bir fikrim var ki birileri bu fikri yapsın, uygulasın, ha. hayatı geçirsin ama yine de benim işim, benim projem olsun bu. Ha sen ne yapacaksın yok? Bir şey kültürüm yok. Fikir babasıyım ben abi. Şey örneğini veriyorum. Yurtdışında genelde e, metrobüs örneğini veriyorum. Hatırlar mısın bilmiyorum. Metrobüsün orijinal projesi şey e, aslında raylı sistem. Fakat işte dünyada da raylı sistemin tercih edilmesi sebebi... ...işte bu kurulması nispeten daha pahalı oraya otobüs koymaktan. Ama işletmesi çok daha ucuz otobüsten. Bir kere kurduktan sonra raylı sistemin. Tabii bizimkiler şey yaptı yani herhalde artık diyorum seçimler yaklaşıyordu. Ya bunu kuralım da bu çalışmaya başlasın şimdi falan gibi. Gene kısa plan. Şunu hatırlıyorum ilk açıldığı zaman... E, hattın sonuna gidiliyor ve orada kalıyor otobüs. Çünkü o yol tren için tasarlanmış. E, 15 gün kapattılar yani o metrobüsü dönme yolu yapmak için. <laughs> ha, bir Allah'ın kulu çıkıp şey dememiş. Ulan Nasıl otobüs dönecek bu? ya, geri gidemez ki bu. <laughs> ya Bir şey daha anlatayım. Bu çok net şey yapıyor. bizim o kafa yapısını gözler önüne seriyor. Bir İstanbul Üniversitesi'nde bir proje yapıyorduk böyle karşılıklı bir master ve şey projesi Bonn-Rheinzig Üniversitesi'yle. İşte iki ayrı ülkede master yapılacak. Derslerin yarısı orada, yarısı burada falan filan. Aa çok güzel falan diyorlar. Almanlar dedi ki tamam o zaman işte 2020 ise şu an tarih. 2023 Kasım'da başlarız dedi Almanlar. Dekan dedi ki, İletişim Fakültesi'nin dekanı 2023'e kadar niye bekliyoruz dedi. Eylül'de başlayalım dedi yani niye bekliyoruz 2023'e kadar dedi. Almanlar dedi ki ya yazacağız, çizeceğiz, bunun planı yapılacak, ders programları falan filan. Ders programı mı yapılacak dedi. Getir kızım kağıt dedi böyle. Tamam. Pazartesi, salı, çarşamba yazdı. İsim, şehir, hayvan, bitki, eşi. Abi Almanların dehşet dolu bakışları içerisinde dersleri dolduruyor adam. Ara verildi, kokteyl bir şeyler. Ee, Almanlar çok mutlular Ne oluyor dedim Ya dedi bize Türkleri çok kötü anlattılar Yani hiçbir şey beceremezler Elinden iş gelmez ee, Zorlanırsınız çalışamazsınız Çok hızlı ilerliyor her şey Her şeyi çok çabuk yapıyorsunuz Çok pratik çözümler üretiyorsunuz Çok şaşırdık çok mutlu dediler Orada bir adet profesör vardı Acı acı gülüyor, <gülüyor> Türk mü? Alman Schmidt diye bir adam Gittim dedim oğlum senin olayın nedir dedim. Oğlum demedim tabii mi? <laughs> Hocam. <gülüyor> Hocam dedim sizin olayınız nedir dedim. Ben daha evvel Türklerle çalıştım dedi. Ya işte evet bir tanesi ben suyun rengini biliyorum diyor. <laughs> dedi ki Türklerle çalışmanın üç tane dönemi vardır dedi. <laughs> üç fazla olur dedi bu. Birinci fazlayız şu anda dedi. Her şeyin böyle çok hızlı breakneck pace. İnanamazsınız dedi ne kadar verimli ne kadar hızlı oluyor. Zaten inanmayın da dedi. Çünkü oradan sonra ikinci devreye giriyoruz dedi. İşte olduğunu zannettiğiniz hiçbir şeyin olmaması, düşünüldüğünü zannettiğiniz hiçbir şeyin düşünülmemiş olması, hiçbir şeyin çalışmaması, hiç kimsenin üstüne düşen işi yapmaması ve artık o kadar olmayacak bu iş dersiniz, kendinizi bıçaklamak istersiniz falan dedi. Buna da gerek yoktur dedi. Çünkü üçüncü aşama gelir sonra, o iş bir şekilde olur, siz de anlamazsınız nasıl olduğunu dedi. <laughs> Va enerji tabir ettiğimiz şekilde olur işte. İşte gerçekten böyle bir va enerjisiyle her yere gidiyoruz. Oyun işinde bu olmuyor. Ve işin kötüsü bu oyun motorlarının çok gelişmiş olması. Bir takım senin zamanında çok zor olan işleri çok kolaylaştırmış olması. Bu bizim va halimizi daha da kuvvetlendiriyor. Nasıl olsa motor yapıyor oyunu abi senin için gibi. Sen motorun manuelini okuyamıyorsun ya. Ee, hiçbir şey. Güncel olan hiçbir şey. Aziz Nesin'in düdüklü tencere üstüne yazdığı bir öykü vardı. Buna çok benziyor. Düdüklü hı. tencere almış getirmiş. Karısı almış işte karısının dırdırı çok dırdırı var. İşte düdüklü düdüklü düdüklü. Düdüklüye almış koymuşlar. Karısına diyor çok açım ne zaman yemek olacak? İşte düdüklüye koydum hemen pişer diyor karısı. İşte yarım saat geçiyor. Bir saat geçiyor falan. Yok fasulye fasulye. Gidiyor bakıyor mutfakta. Düdüklü tencerenin kapağı kapatılmamış. Kaynıyor içinde fasulye bir kazan şeklinde kaynıyor. Adam diyor işte nedir bu filan falan. Ya işte düdüklüye koydum pişer. Ya diyor bu böyle pişer mi? Bunun kapağını bilmem ne seni falan. Aa yok diyor. Düdüklü bu. Beş dakikada pişirecek. Bak görürsün bak görürsün. Bu şekilde bütün herif aç kalıyordu hikayenin sonunda. Da. <gülüyor> öyle <gülüyor> ama. Sen yani. aynen öyle. Aynen öyle. Manuelini okuyacak İngilizcen yok. Yok. Bir acayip. Abi chatten e, demiş ki. Prototip demiş. Önemli olan fikir değil prototip. Önemli olan fikir değil cümlesi diye başlayan herhangi bir cümleye ben Zaten korkarım o cümleden. Pro Fikir değil demiş. Prototip önemli gençler prototip yapmalılar çünkü bu şekilde anladığım kadarıyla alıcı bulurlar diyor. Fikir önemli de değil aslında önemli. Yani şöyle zaten aklına bir oyun fikri gelmiyorsa veya işte bir fikrin yoksa zaten girme bu işe ve herkesin fikri var. Fikir tırnak içerisinde para eden bir şey değil. Yani fikir bir e, akçe değil. Yani zaten. Herkesin mutlaka oyun fikri var. Herkes de kendi fikrinin sahip olduğu fikrin mükemmel bir fikir olduğunu düşünüyor. Hiç kimse fikire para vermez. E, hiç kimse fikir satın almaz. Hatta e, Fancom geçen 1 Nisan'da e, ilan çıkmış, iş icanı çıkmış. Idea Generation Specialist arıyoruz diye. <laughs> Bunlar tam Gökhan Sanlık işler. Kulağını, kulağını çınlatmış olalım. Altına da diyor ki abi biz çok deneyimli şu kadar tane oyun yapmış yazılım mühendisi, grafiker bilmem nelerden oluşan bir firmayız. Her şeyi yapabiliyoruz. Fikrimiz yok. Bize bir odada oturup çok müthiş fikirler üretecek adamlar lazım diye dalga geçen bir ilan yapmışlar böyle. Çünkü fikirle başvuruluyor filmi. Şöyle fikrim var. Böyle bir oyun olsa nasıl olur falan. Okey. İyi. Güle güle. Yani ben bu romanı yazdığım zaman abi yazmadan önce oturup biraz yazarlık teknikleri üstüne okumuştum. Bak hiç Türk işler değil ama önceden yapacağın şey hakkında e, <laughs> oku. Nasıl, nasıl yazı yaz, e, Roman Roman, nasıl roman yazmak acaba? hakkında biraz okumak gibi. gavur gevur işler yapmıştım. Dünyaca ünlü bir editörün şöyle bir lafı vardı. Böyle yazar roman yazmak isteyen insanlara çeşitli yerlerde fikirler veriliyor. Böyle hani yazarlık teknikleri şeyleri falan vardır diyordu. Genellikle şöyle şeyler önerirler. İşte bir sahne düşünün ve o sahneyi bir paragrafta anlatın. İşte bir gördüğünüz bir şeyi sözlerle dökmeye çalışın falan falan. Böyle egzersizler verirler. Yazarlık egzersizleri. Bunların hiçbirisi seni yazar yapmaz. Yapılabilecek, verilebilecek olan bir tane yazarlık egzersizi. Mesela şey vardır diyor çok. Aşağıdaki cümleyi çok uygun biçimde tamamlayınız. Böyle egzersiz olmaz diyor. Bir tane egzersiz olabilir. Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız ve 300 sayfa daha yazınız. Bu 300 sayfa daha yazınız bölümü işte kritik olan bölüm zaten yani. Bütün problem orada yine ikinci defa anacağım sevgili prodüksiyon hocam Ali Akdeniz'i. Herkes yönetmen olmak istiyorum deyince şey demişti, çok kolay demişti yönetmen olmak iş değil. Geri kalan şeyleri olmak daha zor. E nasıl yönetmen olabiliriz diye herkes sordu. Film çekin abi dedi. Aynen öyle. Film çekin. Yani hiç kimse sana şey demeyecek. O Bir de o anlamda söyledi. Okuldan mezun oldun. Seni yönetmen olarak aldık işe. Öyle bir şey zaten olmayacak. Gel bakalım hmm. bu filmi çek. Böyle bir şey olmayacak yani. Oturup film sana çek. Sana Gladyatör 2'yi çektireceğiz falan demeyecek kimse sana yani. Evet. Şimdi o yüzden mesela işte Umut Tarlaları, İstanbul Efsaneleri önemli projeler. Bir yandan da. Yani bunlar oturup, başlanıp, bitirilmiş projeler. İşte o 300 sayfa daha yazınız bölümü o. Sonuna ulaşılmış yani işte sen... Zaman zaman anlatıyordun işte İstanbul Efsane'de şöyle olacaktı da aslında şunu yapamadık, bunu yaptık. Ni tamam. Nice, Bütün oyun projeleri tam, öyle nice yani. Nice örnekleri vardır. Nice fikirler hiç ben yani baştaki vizyonda kalan bir proje hiç görmedim ama bitmiş. Bizde çok fazla başlanıp bitmemiş proje var. Ee, yorgana göre uzatılmayan ayaklardan dolayı. Tam nasıl olur bu iş? Yapılmamış projeler var. Başladıktan sonra tasarımcı lazımmış buna var. Mesela bizde fikirle tasarımcı kelimesi aynı gibi. Nedense? O, o çok sakat bir şey. Sadece bilgisayar oyunda değil. Bu tasarım kelimesi Türkiye'de çok... Bilmiyorum galiba dünyada da biraz böyle bir sakat bir... Etimolojik olarak sakat bir yere geldi hikaye. Yani şu design denilen şeyin ne olduğu. Türkiye'de özellikle şey. Aklıma bir fikir geldiğiyle ben tasarım yaptığımı aynı şeyi sanan... Geçtiğimiz 10 yılda inan bana Ilgana romanını yazdıktan sonra... O kadar çok insan gördüm ki aklına fikir gelmiş. Benim bir oyun tasarımım var diyor. Ulan Allah Allah tuvalette herkesin aklına fikir gelir. Oyun tasarımın var o demek değil. Bunun üstüne 300 sayfa daha yazınız yani. Adama sorduğun zaman nedir fikrin dediğin zaman sana bir hikaye anlatmaya başlıyor. İşte bundan 500 sene önce bilmem ne olmuştu falan. Abi bana ne? Bana anlatır mısın oyun nedir? 500 sene önce ne olduğuna geliriz şimdi. Yani ne oynuyorum ben orada bana onu anlat. Yani çünkü ya bana bir şirket CEO'su tarafından söylenmiş bir şey var. Fasih müthiş bir fikrim var. Evet abi nedir? Aydayız. Robotlar, robotlar, savaşıyorlar. E ee, abi, böyle dedi ki, yani daha ne istiyorsun benden? Bu kadar, bu bu fikri nasıl değerini anlamıyorsun Fasih sen? Bu muhteşem değil mi sorusuna aynı odada inanç da vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> dedi ki biz değil. Yani çok çekici gelmiyor. Lakin ki e, öyle değildir da, evet kibarca. Buna karşı cevap şuydu: Kim robot sevmez ki? maalesef Türkiye'de dünyada hep her yerde var da Türkiye'de çok da yuka çıktı yani bu izansızlık. Haddini bilmezdik bu yani. O işte kim kastırdı bu adamı aslında bunun Türkçesi bu. Burada patlıyoruz bir de Türkiye'de çok fazla kullanılan developer diye bir kavram var. Ne demektir o? Mesela hala hala bilmiyorum. Game developer ne demek abi? Ben aşağı yukarı anladım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyada böyle bir şey yok. Ha mesela sadece Türkiye'de kullanılan dünyada hiçbir yerde yani ...nadiren saçma sapan yerlerde kullanılabilen... ...bir takım kavramlar var bizim... ...camiamızda. Mesela... ...dijital oyun. Böyle bir kavram yok. İkincisi de o... ...mesela developer. Ee, bunu ben hakikaten çok zor anladım. Yani insanlar dal geçiyorum zannetti. Ee, developer arıyoruz falan. Ne arıyorsunuz abi? Yani tam olarak... ...diyorum ki ihtiyacınız olan ne... Ne iş, iş yapacak değil? bu adam ben değil mi? Ha yardımcı olayım. Ne iş yapacak bu adam? Adam şey arıyor... Tek başına oyunu yapacak adam arıyor anladığım ha, kadarıyla. Süper kahraman hani, arıyor adam. Süper kahraman arıyor. Yani programcı arıyor aslında. Kod yazacak. Ama şunu da yapacak. Ama şunu da yapacak. Birazcık dizayn da yapacak. Çünkü mesela dizayn... Bizde şey... Lüks. Yani dizayn... Abi... Pff, onu yaparsın zaten. Ona ona mı para mı vereceksin ona yani şimdi? Sen düşün, bul. Onu yapamıyorsan girme Tabii, zaten. Kodu yazmak şeyden. önemli olan. Dizayn zaten sorun değil. Halbuki biz mesela... Coder'ları genelde dizayndan uzak tutuyoruz. Tercihen. Olmuyor çünkü. Çok kötü oluyor. Coder yani. <laughs> <laughs> kafasına çok uygun bir şey değil game design değil yani. De. O başka türlü düşünüyor o adam. yani. Bizim için o zamanlar çok zor olan pek çok şey çok kolay ama başka problemler var. Artı başta değindiğim beklenti de farklı. Mesela atıyorum senin İstanbul efsaneleri o dönem ...görünüş hali olarak işte aslında çok da ucuz bir oyun gibi gözüken bir oyun değil. Ama mesela sen orada şey yapabiliyorsun. Senin orada işte battle ekranında yaptığın birkaç piksellik bir karakterle işi kurtarabiliyordun o zamanlar. O AAA oyun oluyordu gene. Artık olmuyor. Artık o birim işi yapmak için daha fazla uğraşmak gerekiyor. Daha büyük bir ekspertiz gerekiyor bence... Ve daha uzun zaman alıyor onu yapmak. Şöyle Maalesef. aslında daha doğ, uz, zaman zamanı doğrudur herhalde de ekspertiz konusunda bence şöyle bir kıyaslama çok katılmıyorum. O dönemde onu yapan adam da ha, evet. kendi akranları arasında, kendi içinde bulunduğu denizde çok tepede bir adamdı zaten. Doğru. Kod, doğru kodu yazan içinde geçerli, konuda... görsel tasarım içinde geçerli. Ederim. O ekipteki insanların hepsi kendi denkleri arasında yukarı dalardı. O yüzden olabildi evet. o iş. Kendi akranları evet. arasında sivrilerdi. Bugün de kendi akranları arasında sivri olan insanlar. Ki çağımızın en büyük problemi sosyal medya bence. Evet. <laughs> sosyal medya toplumların baş belasıdır. Çünkü abi şöyle düşünüyorum. Ben insanlar kapat, kapat, kendi kapatmış. kendi fotoğraflarını çekebilir olduklarından beri dünyanın çivisi çıktı. <laughs> Bu bence cep telefonu bitirmiş. Bilmiyorum işte. hani bu yine huysuz ihtiyara girmeden felsefi konuşmaya çalışıyorum ama bir insan kendisini bu kadar çok dışarıdan observe etmemelidir. Psikolojik yapısı buna Vay. buna ya, e, bunu kaldıramıyor. Dışarıdan görünüşünü, dışarıdan sesini, kendisinin dışarıdan nasıl algılandığını bir insan çok bu kadar fazla maruz kalmamalıdır diye düşünüyorum. Kafayı sıyırttı yani. Kendi, ...herkes kendisini... ...kendi akranları arasında yukarıda sanıyor bugün. Galiba başımızdaki... ...en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani şimdi... ...heves kırmamaya çalışıyorum ama... ...ben bilgisayar ön yapacağım... ...aklıma da çok güzel fikir geldi... ...ayda robotlar dövüşüyor dedin diye sen... ...senin dinlenmen bile gerekmiyor. Bırak şeyi yani. Sen bir şey yapamazsın geçtim. Senin dinlenmene yeten bir... E, ...ön koşulu bile sağlamış henüz değilsin zaten. Bu birazcık... ...bizim o kadroyla da alakalı bir şey. Yani... Bu senin e, ekibinle benim de çok muhabbetim oldu pek çok konuda. Bu adamların hepsi e, o dönem bir şey ispat etmek isteyen adamlardı. Yani aslında yaparım lan ben bu işi diye kendine çok ciddi güveni olan insanlardı bunlar. Ama e, bir yandan da şu da vardı yani bu işi bilmek lazım mı da var. Yani şimdi yaparım deyip aslında yapamayacak durumda olduğu zaman yapamayacağı şeyleri nispeten kısmen bilen insanlardı bunlar. Yani neyi yapabileceğini bilen insanlardı en azından öyle diyeyim. Şimdi şu anda bir şey var. Ne kadar zor olabilir ki abi deyip oraya hiç bakmamak var. Var. Bu demin söylediğim bu sosyal medya serzenişi mi bu yüzden yaptım. Aynı şeyi söylüyordum. Yani sen kendini ne sanıyorsun diye bağırasım geliyor biraz. Ha evet. Orada e, o iş için ekspertiz gerekiyor. Ciddi her şeyi için, her alanı için. Ve ekspertizin yoksa ee, eğitimini alırsan olur. Yani bu genelde bizim çağımızdan bir tık sonra başladı bu. Böyle gözlemliyorum ben. Nasıl diyeyim? Ekspertize, aslında elitizm çok da kötü bir şey değilmiş. Ya diyeceğim. kesin, çok <gülüyor> tamamen, <gülüyor> yani, tamamen katılıyorum. Dünyanın geldiği sosyo, jeopolitik ve siyasi durum bunun kanıtı abi. Popülerizm o kadar... Bunu iyi kanıtladı ki geçtiğimiz 15-20 yılda insanların bir şeyleri biliyor olduğu için el üstünde tutulması dünyayı daha güzel bir yer kılıyormuş meğerse. Abi e, piyasada, e, bütün piyasalarda bu arada e, teknik bilgi gerektiren e, Amerikalıların demokratizasyon dediği bir e, dalga var. E, dalga derken böyle bir dalga var. falan anlamını söylemedim Yani Böyle bir akım var. <laughs> dalga metre. <laughs> böyle bir dalga metre var. Demokratizasyon şunu diyorlar. Ee, mesela Canva diye bir yazılım var webde. Tam olarak reklam skan skandı reklam, <laughs> reklam sloganı <laughs> şu ee, şeyin grafik tasarımı demokratize ediyoruz. Yani adam sana diyor ki sen grafik tasarımı bilmiyorsan Photoshop'tu, Illustrator'du bunları kullanmayı bilmiyorsan öğrenme. Ben senin için yaparım onu diyor. Cahil sen cahil kal, böyle çok daha güzelsin. Ama bu zaten dünyamızın siyaseti de böyle yönetiliyor. O yüzden sanatının ya da endüstrisinin böyle olması gayet doğal. Hani şimdi bunun iyi mi kötü mü olduğu bir yerde tartışılmaz. Tartışılmaz abi kötü fasih. Tamam işte evet. Ben Ve bence yani ben gene de bunun çeşitli yönü var diyorum. Atıyorum işte herif mesela Canva diyor ki ne yapacaksın? Facebook sayfası mı açacaksın? Facebook banner'ı yapacağım düğmesine basıyorsun. O marjini belirliyor falan çözünürlüğü her şeyi belirliyor. Bu şeye benzemiyor mu? Yine yine Facebook. Zaten dünyanın başındaki en büyük bela Facebook galiba. Ee, deyip bu videoyu Facebook'ta promote edeceğim ondan sonra. <laughs> şey başkasının yaptığı bir şeyi oraya post ettiğin zaman ha biraz daha öteye götürdüm lafı. Ben yaptım dermiş gibi övünme noktasına geldiği için insan insanoğlunun psikolojisi. Senin bu dediğinde gayet doğal gibi geliyor. Yani ben Facebook sayfası yap adlı düğmeye bastım. Robot benim için Facebook sayfası yaptı. Şurasında da ben kuş kondurdum. Benim şaheserim. Kondurmuyor bu. da abi. O, o, kuşu da kondurmuyor yani. Orada ne yazacağını söylüyor falan yani. İşte neyse oraya bir... çok muhteşem fikrini yazdı. Neyi yazdıysa yazdı. Hatta bu şey seviyesine kadar geliyor abi. Birinin post ettiği bir mimi paylaştığın zaman kendin bir şey söylemiş oluyorsun bu dünyada artık. Ben abi Ertuğrul Süngü'nün beni Bilgi Üniversitesi'nde çağırdığı bir konferansa <gülüyor> <gülüyor> Başkasının düşüyle gerdeğe girilmez diye bir konuşma yapmıştım. Öyle ama. E, evet. Bunu çocuklara, gençlere anlatmaya çalışıyordum. Başkasının düşüyle gerdeğe girmek o kadar artık içine sindi ki bence. Genç insanların özellikle. Kendi düşü filan yok adamın. Hatta başkasının düşünü tercih ediyor kendi düşünden galiba. Benim bildiğim kadarıyla tam tarihini bilemeyeceğim ama... Umut Tarlaları mesela şey bir oyun örnek vermem gerekirse... Öyle bir oyun galiba yok Umut Tarlalarına kadar. Böyle çiftlik idare ettiğin. Yani sonuçta İstanbul efsaneleri de, Umut Tarlaları da benim bu günümüzde gördüğüm fikirlere göre çok orijinal fikirler. Bu bizim garip arkadaş kitlemizden mi kaynaklanıyor? Onu bilmiyorum. Yani o dönem herkes mi böyle enteresan fikirler çıkarıyordu? Herhalde değil. Eee... John Cleese'in bir konuşmasında vardı bu. Başka birisinden alıntı yapmıştı ama. Yaratıcılıkta intermediate impossible diye bir kavram kullanıyordu. Ara imkansızlık, geçici imkansızlık diye. Bunu şurada kullanıyordu. Eğer aklınıza gelen fikir imkansız gibi bir fikirse çok iyi bir fikirdir. Onu yani onu oldurmayı başarırsanız oradan şaheser çıkar zaten. Hani imkanlı çünkü diyor ki imkanlı olan fikri e, herkes yapar zaten. O imkansız fikri yapmak şey. Ha, bu, buna ek olarak şunu da vermek istiyorum. Bu da galiba Mark Twain'in de söylediği bir şeydi. Gene yaratıcılıkla ilgili şey diyordu. Yani e, özgürlük bir sanatçının en büyük düşmanıdır diyordu. Sınır vereceksin ki, kısıtlama vereceksin ki o kısıtlamanın Lara rağmen ben nasıl yaparım abi bu işi? O kısıtlamayla ne yaparım? Kısıtlamayı entegre ederek bu işe neler yaparım? Bu az önce sözünü ettiğim başkasının düşüyle gerdiğe girilmez konuşmamın son e, duvara projekt edilen son şeyi kelimesi rağmen de abi. Aynı şeyi bu söylediğim ben Mark Twain'in bu sözünü yeni duyuyorum ama rağmen herhangi bir kreatif iş için geçerli. Bu da kreatif bir iş. Galiba asıl bu gençlerin Anlaması gereken, kabul etmesi gereken şey abi ramen yaparsan zaten bir anlamı var. Ramen olmayan şey hep verdiğim örneği tekrar vereyim. Irak'a makarna sat. Ondan para da kazanırsın. Bunu da geçen günkü e, röportajda söyledim. Ama eğer gerçekten içinden gelen şey yapmak istiyorsan bu şeyi ramen yap, yapmak zorundasın. Doğanın kanunu böyle. Yanılıyor muyum Fasi? Yok çok doğru. Yani ve de şeyi de yine diyeceğim yani oyun yapmak istiyorsan oyun yaparsın abi. Oyun yapmak hiç zor değil. Yani nasıl bir oyun yapmak istiyorsun? Mesela tek başınasın grafikerin yok şeyin yok, programcın yok adam gibi falan filan. Yapılır abi gene oyun ama ona göre bir oyun yapman lazım. Yani e, atıyorum bizim zamanda text adventure dediğimiz bir oyun tipi vardı değil mi? Artık çok yok ama çok canlı bir şey var. Text adventure e... topluluğu var topluğu var dünyada. Artık interactive fiction deniyor buna. Ee, ve burada e, iki tane çok şahane engine var. Ee, biri TADS 5, Text Adventure Development System kısaltması. Bir tanesi de Inform 7. Ee, bunun bayağı yarışmaları yapılıyor, oyunlar çıkıyor. Birkaç sene evvel adam TADS 5 kullanarak yanılmıyorsam Pac-Man'in Text Adventure versiyonunu yazmıştı. <laughs> Adam almış Pekmen'in o ilk şeyi var ya labirenti. Evet. Onu kuzey, güney, doğu, batı diye yapmış böyle. Oyunun haritası o. Ee, böyle uyuşturucu bağımlısı. Ee, bir labirentte hap arayan sürekli ve çevresinden kendisini e, paranoid şizofreni hastası olan böyle bir şeyler kovaladığını falan zanneden bir adam hikayesi yazmış ama pac yani olay. Acaba şu senin büyük bir heyecanla anlattığın, benim de heyecanla dinlediğim bu oyunu, bu sözünü ettiğimiz, bana sürekli bu soruları soran gençler ve sana soran gençler o heyecanı hissediyorlar mı? Çünkü aslında soru şu, hissetmiyorlarsa ben oyun yapacağım demeye nasıl cüret edebiliyorlar? Bunu cüret diyorum çünkü Oyun yapmak için bu heyecana ihtiyacın var abi. Ey genç. Benim hayatta fark ettiğim eski arkadaşlarımla ilgili fark ettiğim şöyle bir şey oldu. Sihir tayfası değil. <laughs> Yaşlandılar. <Çünkü> biz... <laughs> Bunu fark ettin değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama mesela e, üniversiteden falan tanıdığım arkadaşlar, liseden tanıdığım arkadaşlar ki farklı arkadaş gruplarım var. Hepsi çok sevdiğim insanlar var hepsinin içinde doğal olarak. Fakat böyle bir eski üniversite arkadaşlarıyla falan buluşuyoruz. E, hukukçu, hepsi avukat falan. Ne iş yapıyorsun abi, ne yapıyorsun sen, nasıl gidiyor falan diyorlar. Abi Diyorum oyun yapıyorum, avukat değilim ben. Nasıl oyun falan. Bilgisayar oyunu falan. Böyle bir yerde oturuyoruz ya. Ama herkes geliyor. Nasıl ya, çok süper ya, nasıl oldu ya, anlatsana nasıl oluyor, şöyle böyle falan. Büyük bir heyecan oluyor. Çok seviyorlar, çok bayılıyorlar. İlk başta zannettim ki herkes şey diyor, ulan keşke ben de böyle bir şey girseydim ya falan. Nasıl oldu ya, nasıl yapabildin anlat falan. Zannediyorum ki o da istiyordu. Hayat onu oraya getirmedi. Halbuki bir süre sonra şunu anladım. Adam öyle bir şey istemiyor. Oyun yapmak falan istemiyor herif. Adam bunun bir iş olmadığını düşündüğü için. He. Onun zihninde ben sabah saat 8'de işe gidiyorum. Hukukçuluk yapmıyorum. işte. Akşama kadar şey oynuyoruz. Ha, Street Fighter anladım. bir şey oynuyoruz. Oyun, oyun yapıyorum deyince böyle bir hayatım var sanırım. Oyun yapıyorum böyle bir şey nasıl bir iş olabilir ki abi? Oyun yapmak iş değil. Evet. ay sonunda da maaş yatıyor. Oh. Ee, Sabahtan akşama Starcraft turnuvası çeviriyoruz biz ama. Evet. Müthiş bir iş ki. Böyle bir şey varsa. Gerçek var böyle bir iş var ama o çocuklar da yatmıyorlar yani. Ben, o öyle değil o öyle değildir o, o, yani. Öyle, o, çocuklar, o kompetitif ama o heh, değil. O çocuklar neler yaşıyorlar yani. Sabahın beşinde kalkıp koşuyorlar falan o çocuklar yani. Biz geyik ya şöyle düşün sabah işte beraber sihire gidiyoruz falan. 3 5 ee, FRP oynuyoruz. Takı bir warhammer atıyoruz. Ee, magic oynuyoruz. Bir şey warhammer ee, atıyoruz. İki geek yapıyoruz. Craft çeviriyoruz. Lost Temple bilmem ne. Maaş yatıyor ay sonunda falan. E, güzel ee, güzel ama. Adam, adam bunu hayal bunun... ederken haklı abi güzel. Bunun için <laughs> yani bu bir iş olmadığı için yani böyle olmayan bir işten para geliyor. Müthiş yani. Nasıl yaptın lan bunu diye merak ediyor herif. Çok seviniyor, çok heyecanlanıyor. Evet. Şöyle. Bunu şunun için anlattım. Dediğim gibi eğer bu anlattığım oyundan heyecanlanmıyorsa o genç o zaman oyun yapmak istemiyor zaten. Çünkü, ya ulan bir yerden parayı kırayım istiyor. Sen, yani seninle herhangi bir konuda oturup oyunlarla ilgili bir şeyler konuştuğumuz zaman çıkacak olan o çocuksu şey diyeceğim. Şevk diyeceğim. Yoksa o zaman yani şimdi gençler ne yapsınlara kadar gel getirelim. Bir bütün bu konuştuklarımızdan heyecanlanmıyorsanız zaten oyun yapmayı bırakın. Bence gerçekten Suriye'ye makarna satın. Bırakın zaten. Yani bırakın. Para kazanmak yani ben şuradan kırarım falan. Mesela derdimiz oysa. Çok daha kolay. İnşaat sektörüne falan gir yani. Çok daha kolay. Çok daha kolay yap. Makarna satın. Manyak mısınız? Yani çok ne yapıyorsunuz daha kolay. burada? O tutkuyu hissediyorsan da o zaman Fasih'cim son olarak gençlere. Çünkü yaşlılar olarak gençlere önerilerde bulunmamız, öğütlerde bulunmamız gerekiyor. Tabii çok. Önemli. Ayam, bildiğimiz için. Tabii çok. En yaşlı biziz. E, eğer <laughs> o tutkuyu hissediyorsanız şimdi flow chart'tan devam ediyoruz. Eğer o tutkuyu hissediyorsanız, bu söylediklerimizden birazcık heyecanlandıysanız, Fasih Sayın der ki İngilizce öğrenin. Acaba. Bir. Evet. İngilizce ile ilgili herhalde tartışacak bir şey yok. İngilizce bilmeden bu işi yapamazsınız. Şöyle aslında şöyle İngilizce bir araç. Abi nasıl öğrendin sen bu dizayn işini? Falan gibi bir şeyler geliyor, sorular falan geliyor. Benim öyle bir öğrendiğim falan yok. Bu aynı zamanda benim hobim. Buna kafa patlatmayı seviyorum. Ben kötü oyun oynamayı da seviyorum. Ulan nesi kötü olmuş, nasıl düzelir diye düşünmek benim hoşuma gidiyor. İşte o tutku bu zaten. Ve bu da bana yani şurada mesela çok fark edildi. O sihir çok tuhaf bir insan kitlesi vardı sihirde diyorum ya. Ben bunu anlattığım yerlerde şey diye anlatıyorum. Evet sihir bir e, bir grup o. Orada o tarihte e, öyle bir topluluk oluştu. Or sadece bir kafenin ismi değil. Sihirler diye bir kavram var. Ve ben e, o gruba üye olmaktan hem gurur duyuyorum hem mutluyum. Çünkü oradaki o insan kitlesi nasıl bir şekilde zar tuttu da birleştiyse orada... Mesela Merih Merih'le Jüpiter hizaya geldi diyorum sana. O konuşma... O sürekli tartışma bu oyun abi şu nasıl olur, ne yapılır falan filan çok şey öğrendim mutlaka hepimiz öğrendik yani oradan çok şey öğrendim ben gerisi de şey bu işin kaynağı okulu maalesef Türkiye'de yok eğer gerçekten yapılmak isteniyorsa hiç oldum demeyip hiçbir noktada oldum demeyip sürekli kanırta kanırta öğrenmek gerekiyor bunun için de evet İngilizce bir araç. Şey, İngilizce evet. bilmek gerekiyor. Bir şeylere rağmen yapmak zorunda olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bunun için de parayı kolay kıramayacağı, vuramayacağını kabul etmek. Cahil baş koymak gerekiyor. Evet, cahil olduğunu kabul etmek. Cahil olduğunu kabul e, etmek. Bilmediğini kabul etmek. Aynen öyle. Gerekiyor. Bilmediğini kabul etmek. Çok zor bir işe rağmen yapacağı bir işe tutkuyla yapmak zorunda olduğunu kabul etmek. O tutkusunu paraya evet. dönüştürmesinin gerçekten uzun bir zaman alabileceğini belki de hiçbir zaman olmayaması ihtimalini bile göze alarak sevdiği için bu işe girmesi gerekiyor. Yani başarı hikayeleriyle şey olmaktansa evet aynen öyle. E, aynen öyle. Göz gözünün boyanması insanın kötü bir şey. Sadece başarı hikayelerini dinliyoruz çünkü biz. Evet. E, Kickstarter örneği iyi bir örnekti. O Kickstarter'ın en üst seviyesinde oyunlar için e, her 10 oyundan sadece biri parasını topluyordu. O bir taneyi de duymuyoruz bu arada. O bir tanenin içerisinde inanılmaz paralar toplayan çok küçük bir iki tane oyunu duyuyoruz ve oradan diyorsun ki "Aha benim de fikrim var. Bunu buraya koyarım." Ee, yani. Pratik olarak İngilizce öğrenecekler. O, o öğrendikleri İngilizceyi bu işi yapacak kadar, araştırabilecek kadar öğrenecekler. Gerçekten eğitimini almak istiyorlarsa Türkiye dışını online olarak ya da offline olarak her neyse düşünmek zorundalar. Evet. Ee, ve hepsinin en altında da bilmediğini kabul etmek zorundalar. Bu iş acı kan ter ve gözyaşıyla oluyor yani. Evet. Yani zaten çok geniş bir iş yani her şeyi bilmeye imkan yok. Bildiğin zaman bile bilmediğin şeyle karşılaşıyorsun. Evet. Bir de her zaman bir fikir şey ile tasarım aynı şey değildir. Ne kadar çabuk anlarsanız o kadar daha iyi olur yani. Diyorsun. Fikire önem vermeyi bırakırsanız fikir gelir zaten ya. Yani evet. fikrimi mesela çaldılar. Çok var. Bir tane fikrim vardı. Bir daha da fikrim olmayacak benim. Ha eğer böyleyse senin fikrin çaldığı zaman sen bitiyorsan zaten hiç girme abi bu işe. Değil mi? Topla kapat gidelim Hı. yani. Kendine karşı dürüst olmalı velhasıl bu işi yapacağım diyen adam belli ki ne istiyorsun? Evet. Gerçekten bunu mu istiyorsun? Yoksa işte success story mu istiyorsun? Bütün işler için geçerli bu ama biz bu işi bilen adamı çağırdık bugün. O yüzden fasihten de onu dinledik. Çok teşekkür ediyorum Fasi bu Fasih'cim. Şey e, bana benzeri şekillerde soran gençleri de bu şeye yönlendireceğim. Bu muhabbetimize de yönlendireceğim. Benzeri muhabbetler yapalım abi yine. Olur. Çok, teş zaman Çok teşekkür ediyorum dinleyen herkes adına da. Efendim e, demek ki gençler bu yüzden oyun yapamıyorlarmış. Ve oyun yapmalarının da çözümü reçetesi buymuş. Benzeri başka çözüm ve reçetelerde görüşmek üzere efendim. Esen kalın.